9 can... İşte bak saçma zaman damage geliyor, gördün mü? Saçma sapan damage geliyor, bundan bahsediyorum. Bak işte gördün mü? Bundan bahsediyorum ya. Selamlar YouTube, yeni bir video ile birlikteyiz. Gameplaylerimiz kesmeden devam ediyoruz abi. Çatır çutur gameplaylerimiz gelecek. Meta analizlerimiz gelecek. Dediğim gibi farklı oyunlarımız da olacak. Şimdi bugünkü videomuzda bir Renekton J4 destemiz var. Bu desteği yapmaktan ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Çünkü Renekton'da J4'te aynı paketle birlikte geldi. Ve Riot bu ikisinin tamamen sinerjik olmasını planlamıştı. İkisinde rakip çeker sinerjisi var. İkisinde de kırılganlık sinerjisi var. Yani Shulman ve Demacia'da zaten sinerjiler vardı. Ve bir geldiler çöp. İkisi de unplayable. Ama yeni Yama'dan sonra, küçük bir değişiklikten sonra bu deste artık oynanabilir, mantıklı ve metaya meydan okuyabilecek bir şeye dönüştü. Renekton J4 destemize bakacağız abi. Bakmadan önce kanala abone değilseniz abone olup filmleri açıp like edebilirsiniz. Bir de katıl butonunuz var, oradan da katılabilirsiniz. Yorumlarda da düşüncelerinizi belirtin. Bugünün sorusu da en sevdiğiniz yükselmiş şampiyon hangisi? Bugün Renekton oynuyoruz ama Azir'imiz var, Nasus'umuz var, Zerat'ımız var. En sevdiğiniz yükselmiş şampiyon kim abi? Yorumlarda da onu belirtin. Okey. Destemize giriş yapıyoruz. Renekton'umuz var. Artık adam 4 mana 4'e 4. Hem yükselmiş hem bir sürüngen. Kertenkele abi. Timsah. Şuna bak. Nasus'un ciddiyete bakar mısın? Şuradan geliyor. Adamın bütün karakteri Nasus'la ölümüne 1v1 atmak üzerine bak. Tek karakter bu. Şuna bak. Boğazına yapışıyor. Elleşmeyeceksin. Adam ne yapıyor? 4 mana 4'e 4. Bir düşman çektiğinde artı 2 artı 1 alıyor. Renekton'da çok yakın olmayan mezarında bufflanmıştı. Eskiden sadece artı 2 atak alıyordu. Artı 1 can alacak şekilde de değiştirdiler. Bu çok ciddi bir buff oldu. Renekton'umuz bu. Saldırdığında da artı 3 artı 3 veriyor. Level atlamış hali. 3. level'ını konuşmaya gerek yok. Oraya gitmeyeceğiz hiç. İnsafsız yırtıcısı da artı 2 ve kırılganlık veriyor. Güzel bir şampiyon büyüsü. İkinci kopyadan çektiğimizde hiç fena değil. Bir de J4'ümüz var. Çektiğinde gene direkt saldırdı. J4 bu arada şunu söyleyeyim. Oyundaki en ilginç şampiyonlardan biri. Bu tarz bir şampiyon görmedik. Direkt saldırdığında elinden şak diye bu arada gelen J4 gerçekten bu alanda benzeri olmayan bir şampiyon. Saldırdığında direkt bedelini ödüyorsunuz. 6 mana harcıyorsunuz. Şampiyon mananızdan direkt J4 oyuna geliyor ve en güçlü düşmanı çekiyor. Bariyeri olduğu için çok güzel. 6 mana 6'ya 4 hatayla bariyeriyle direkt bir birimi şak diye ortadan kaldırıyor. Dost birimler 3 vuruştan sağ çıktığında da level atlıyor. Level atınca da her tur elinizde bir tane de J4'ün afeti veriyor. Ve her rakip çektiğinde de bariyer kazanıyor. Destemizin bütün teması da olduğu için J4'ün level up'ı bizim için önemli. Destemizin mantığı bu iki kart abi. 2 tane kırılgan ve rakip çeker sinerjili kartımız var ve bütün desteği bunun üzerine kuruyoruz. Rakibin birimlerini çekmek üzerine. Şimdi biraz da şundan bahsedelim. Kuru Pençe Bakkai'yi. Bu kart yüzünden bu desteği oynuyoruz. Bu kart yakın zamanda bufflandı. Eskiden neydi? 5 mana 5'e 4. Bir rakip çekildiğinde ona bu tür eksik verirsin. Kartın tek özelliği buydu. Riot bu karta kırılganlık kazandırısını ekledi ve bu kart şu an bambaşka bir boyuta geldi. Direkt 4'te J4 Renekton oynayıp 5'te bunu oynayıp üzerinden gidebilirsin. Renekton hem bufflayacak hem bu kart eksi 2 verecek. Renekton çok rahat bir trade almış olacak. O yüzden çok kritik bir kart haline geldi bu deste için. Ve dediğim gibi bu destenin oynanabilir yapan şey. Yani diğer kartları gene evet düşünüyorum falan filan. Şu olmasa deste gerçekten bir araya gelmiyor. Grup bence Bakkai'ye mükemmel kart. Sıradan gidelim abi diğer kartlarımız için. Pişmanerimiz var. Bir seçkin tanıklık ettiğisinin elde bir yırtılmış sancak oluşturuyor. Yırtılmış sancakta bir sonraki oynayacağın birime rakip şeker veriyor. Bu tertemiz bir kart. Neden? Renekton'u kullanabiliriz. Diğer bölümlerimizi kullanabiliriz ve en önemlisi Onurlu Lord'a kullanabiliriz. Bu da benim en sevdiğim kartlardan biridir. Ama dediğim gibi bu Demacia Shurima rakip çeker sinerjisinin elle tutulur bir hal almadığından dolayı oynayamıyorduk. Şu an oynayabiliyoruz. Onurlu Lord'a veriyorsunuz rakip şekeri. İlk birim çektiğinde bariyer kazanıyor ki 2 mana 3'e 2 rakip şeker bariyer çok güzel bir özellik. Orada kullanabiliyoruz. Diğer bir kartta gene Kraliyet Fermanı bir tane daha Onurlu Lord çağırma mekanizmamız var. Bu da odaklanma hızlı bir şekilde direkt oynuyorsunuz ve bir tane Onurlu Lord geliyor. Eğer Pişmaner'den aldığınız yırtılmış sancağı oynayıp üstüne ferman oynarsanız direkt aynı şekilde rakip şeker almış bir Onurlu Lord geliyor. Büyüden çağırsanız bile. O yüzden orada çok temiz bir kombomuz var. Onun dışında bir manalık kartımız terk edilmiş Bakkai'yi. Bu artık çok fix. Çok bahsetmeye gerek yok. Shurima oynuyorsanız 3 tane terk edilmiş Bakkai'yi oynuyorsunuz. Ne oynadığınızdan bağımsız. Arazi Azmanımız var. Bu da çok kritik bir kart bu deste için. Eskiden Renekton'da sadece kaya kızakçısı kullanabiliyorduk. Kırılgan vermek için. Artık 2 manada gibi arazi azmanımız da var. Direkt buradan da 2 mana 3'e 1 aynı sattı şeyle. Ne denir? Kaya kızakçısıyla buradan da kırılganda gidebiliyoruz. Bu ikisi desteği çok tutarlı hale getiriyor. Çöl düellomuz var 3 tane. Bunu neden oynuyoruz? Sebebi şu. Renekton düşün. Renekton bu arada seviye atlaması eskiden 12'ydi. Ona indirdiler. Renekton'la bir kere atakladın. 6 atakla 6 hasar vurdu. Sonra 4 hasarı geri indi diğer tur. Ne yapacaksın? 4 hasar vurdurup level atlatmaya gideceksin. Çöl düellosunu bunu şak diye yapabiliyorsun abi. 3 manaya oynuyorsun çöl düellosunu. Renekton hemen level atlıyor. Bir tane Porsukai'miz var. Bunun nedeni oynuyorum. Birincisi daha mantıklı bir şey bulamadım yerine koymak için. İkincisi pişmaneli biraz daha tutarlı hale getiriyor. Sonuçta bunu oynamak için elinizde bir seçkin olması lazım. Evet Onurlu Lord var. 3 tane. Evet J4 var. J3 var. Ama bir tık daha tutarlı hale gelmesini istiyordum. Ve bunu göreceksiniz yani mesela... Eliniz çekeceksin bir manda. Pişman elin var. Ne çekmişsin? Kollayan Porsukai'yi. Yani diğer hiçbir kartı çekememişsin seçkine. Porsukai'yi çekmişsin. O yüzden bir tane oynuyoruz. Statlara da broken. Ferman'dan bahsettik. 3 tane kum batağımız var. Bunu oynamanız lazım. Destede çok fazla elusive saçma sapan işler yapan abandı desteler var. O yüzden kum batağından 3 tane oynamamız lazım. Bunları engellemek için. Merhamet savcımız var. Kırılganlık veriyor. 3-4'deki. Korkunç. Bunun eski halini hatırlayanlar bilir. 3-4'e 3'tü. Oyun ne saçma kartı falandı. Riot nerfledi ama. Son olarak da J3'ümüz var. Destemizdeki tek kart çekme kartı. J4'ümüz yoksa ulaşmak için bunu oynayabiliyoruz. J4'ümüz oyundaysa direkt maçı kazandırıyor bize. Rakip şeker ve öncüsüyle. Mükemmel bir finisher kartı. Destemizin mantığı bu abi. Tamamen dediğim gibi rakip şeker ve kırılganlık üzerine. Ve beni burada daha çok mutlu eden şey bu konsepti. Oynanabilir kılması Riot'un. Her yılda böyle şeyler yapmalarını bekliyorum. Yani oynanamayan bir sinerjiyi bir kart değiştirerek tamamen oynanabilir. İyi bir deste haline getirebiliyorlar. Destemizin mantığı bu. Biraz detaylı açıkladım. Çünkü yani bu kartlar geldiğinden beri yapmak istediğim bir desteydi. Umarım siz de keyif alırsınız. Şimdilik gameplay'lere geçelim abi. Let's go. İzle karşı maçımıza giriyoruz abi. Adam sadece Fizz oynuyor. Delirenlerden biri bu da. Şimdi böyle bir elimiz var. Bu eli full tutabiliriz ya. Bu güzel bir el. Bu güzel bir el. Bu el tutulur. Pıt 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 pıt. El hiç fena değil. Pişman elimiz oynarız. Diğer tur Onurlu Lord. 3'te 1'i. Diğer 4'te 1'i. Bir manamızda kalır. Tertemiz. Tamamen fizi kontrol etmek üzerine düşündüm abi şu an elimi. Sadece bir aptal savaşa hazırlıksız gelir. Ablacım savaşa gelirken şöyle boyuyorsan. Bu Türk bu arada ha. Ay Yıldız elleşme. CCC. Nice raid. Onurlu da orada rakip şeker vermeye gerek var mı diyecektim. O rakip şekeri Renekton'a vereceğiz. O rakip şeker Renekton'a gidiyor eyvallah. Burada bir şey oynayamaz. Burada atak yapalım mı yapmayalım. Gerek yok burada bir hata. Hangi deliği atacağımızı söyleyecek miyiz? Sana kırılganlık veriyoruz. Bununla ataklayabilir. Diğer türlü Renekton'a çekeceğiz bunu zaten. 2 tane bakkayı güzel hissettiriyor. Yalan yok. Abi ne kadar bak eskiden sadece şu yazıyordu. Bak bir cümle ekliyorsun ya. Bir düşmana kırılganlık kazandırsın. Ekliyorsun ve kart oynanabilir bir şeye dönüşüyor. Tamam abartmayın da. Tamam kartı azıcık övdük kafayı yedi. Şimdi... Tamam Genco Renekton'u patlatıyor. Eyvallah bu bir problem değil. Yani 4 manalık bir kartı kesmek için 5 mana harcıyor. Ben de şunu yaparım. Eyvallah. Buna da okeyiz. 3 tane vakkayımız var abi. 3 tane vakkayımız var. Ateşini koruyor ve dönüşünü bekliyoruz. Ulvi keşiş abi. Bunu alacağız şeyle. Vakkayla. Aga bu ne? Okey tamam troll. Güzel troll. Sıfır problem. Bu bakkaylar sıfırlayacak adamın kartlarını. Şuradan gelecek şeye bakmamız lazım. Oo, bunu alıyor muyuz? Bunu alırız ya. Şimdi şöyle yapalım hatta bak. Şöyle yapacağız. Taktiğe gel. Bunu oynayacağız. Artı şöyle yapacağız. Bakkayı hem başka bir birime kırılganlık veriyoruz hem bakkaya rakip şeker veriyoruz. Tamam şu an ihtiyacım olan tek şey J4. J3 pardon. Bak bunu işte. Bu kartı bak salacaksın. Bu deck bitti abi. Abartmayacaksın. Tamam abarttın olmuyor. Abartınca olmaz. Şimdi. Sen şunu al. Şunu bir alalım. Şu öfkeli kabuğu bir alalım. Buna gerek yok. Sen şunu al. Sen bunu al. Sen de atakla. Her şeyin atağını eksilere indiriyoruz. Bunu da üstünden ataklıyoruz. Let's go. Easy. Şimdi bu deste birimlerine bufflayabilecek bir şey de oynayamıyor. İyi takipçilerle oyun kazanmayı çok seviyorum abi. Böyle bir takipçi iyiyse, böyle çoğu deste böyle şampiyona odaklı oluyor ya, evet bir tane şampiyon oynaman lazım. Bu da öyle değil. Şimdi bu ne yapıyordu? Wow. Tamam, bir şeyler deniyor genç. Eyvallah. Tamam, şunu trade'leriz, şununla sıkıntı yok. Bak şimdi. Ne onursuzca. Okey. Şöyle bir trade yapabiliriz. Bu gayet iyi bence bizim için. Okey. Şey mi geliyor? Artı bir ürün gelecek şuraya. Okey. Sıkıntı yok. Adamın 3 kartı var. Bu deste tamamen board'a dayalı. Board'u aldık şu an. Şimdi şu kaya kızakçısını oynayalım. Çünkü onu şu an oynamazsak ne zaman oynayacağız? Şu dalgalı kumları binmemiz lazım. Okey. Pişman eri oynayalım. Krala ulaşmalı. Okey. Diğer tur 8 bandayız. Şu ikisine manam var. Tamam, diğer tur bayağı iyi durumdayız bu arada. Yırtılmış sancak kombosunu da yapıyoruz bu tur. Ya direkt kraliyet fermanını mı oynasak ya? Direkt bu adama mı versek? Bu adama verelim ya. Aynen. Okey. Diğer turda Porsuka'yı üzerine bak Gayi. J4. Olur. 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 Bundan öngörü de C4'ü göreceğiz. O yüzden sıkıntı yok. Okey. Eyvallah. Eyvallah. Şuna veririz Kırılgan Reis. Biz de saçma sapan bir şekilde maçı bitirebilir mi diye düşünüyorum. Böyle bir anda Fizz oynayıp saçma sapan atakları çıkarıp onu da yapamaz. Boom. Şimdi bu adamı susturunca şu özellik tamamen gidiyor. Okey. Nasıl çekiyoruz? Onurlu Lord sen birini çek. Şimdi özelliği çalışmadığı için bariyer kazanmayı da harcamayacak. Sen şunu çek. Oradan hiç damage yeme. Sen şunu çek kral. Değil mi? Aslında sen onu değil. Kim onu çeksin? Sen bunu çek. Sen oradan. Sen ataklayabilirsin. Sen ataklayabilirsin. Siz de ataklayabilirsiniz. Let's go. Boom. Okey. Şimdi diğer turu da J3 çekeceğimiz için J3 üzerine J4 sıfır problem. Abi eski J4'ü hatırlıyor musunuz? Bak J4 şimdi bak normalde 6 mana 6'ya 6 mana 5'e 4'tü bu adam ve 4 vuruştan sağ çıktığında level atlıyordu. J4 ilk yayınlandığında en kötü kartlardan biriydi yani. Böyle bir şey yok. Okey. Bir tane sikken var. Şu kartlar kart değil zaten. 4 tane kartım var. Hadi biri Fizz olsun. Biri bir tane daha Siren Çağrısı olsun. O bile değil. Daha leş. Buradan bir J4'ümü alayım ben. Rica et. Okay. GG. Bak board'u kontrol ettik. Adamların birimini cukkaladık. Vurduk. Ve win. Şampiyona falan gerekli. Renekton. J4. Hikaye. GG. Maçımızda giriyoruz. Tardekai abim. Japonumsu bir isim. Jin Eni. Şimdi çok rahat yenebileceğimiz matchup. Çok rahat. Kur bence bak Gayi. Mük kart. Bufflandı. Bu abi kör bu arada. Akıl sağlığını yitirmiş bu adam. Elleşmeyeceksin buna. Bunları atıyoruz. Buna 5'te zaten biz ataklamayacağız. Bunlara şu an ihtiyacımız yok. Pişmaner ve kaya kızakçısı. Okey. 1'de zaten şey çekmem lazım. Elit. Şu kartın çalışması için. Okey. Elitimizi de çekiyoruz. Bu kart çoğu zaman çalışıyor abi. O yüzden çok endişelenmeyin. Yani... İşte mesela bunu tuttun, elinde başka kart yok. Bunu şey yapabilecek miyim, tetikleyebilecek miyim? Tetikliyorsun. Sıkıntı olmuyor. Fena değil. Let's go. Okey, okey. Sıkıntı yok. Şu trade'i yapacağız zaten. Renekton top deck. Olur, sen de olursun. Sıfır problem. Bunu şu an oynamayacağım ama. Şu an pişmaner oynayacağım. Aynen. Şu pişmaneri bir inelim. Diğer tur şey yaparız. Yırtılmış sancak artı ayı yaparız. Pas. Tabii Renekton gelmezse. Bu da fena değil ha. Bunu yapalım ama ya. Bu önemli bir play. Burayı paslarsa paslıyoruz. Bak bunu unutmayın. Lore bir kaynak savaşıdır. Can da bir kaynaktır. Mana da bir kaynaktır. Eldeki kart sayısı da bir kaynaktır. Okey, adam çirkin bir play yaptı. Eyvallah. Kimsenin haberi yok. Okey. Şimdi yırtılmış sancakla kraliyet fermanının çalışması lazım. Of. Tamam. Dediğim her şeyi geri alıyorum. Efsane bir şey çektik. Şimdi. Seni patlatsak mı direkt ya? Hiç evet ya. Tamam. Bir an düşündüm. Seni mi oynasam diye de bunu patlatmamız lazım. Okey. Bunu yapabileceği bir play yok. Burada bu ayıyı engelleyemez. Şey mi? Noksuz şevki mi? Noksuz şevki olabilir. Gösterimi unutacaklar. Okey. Sıfır problem. Şimdi burada yırtılmış sancakla kraliyet fermanını ben gene oynamak istiyorum açıkçası. Neden diye soracaksın. Bak 4 manam var. Diğer tur zaten J4 topun atağım var. Burada ataklar. Aynen. Okey. Anladın mı? Diğer tur zaten J4 open atan var. 3 manam kalıyor. Manamı harcayamayacağım. Bunun çalışması lazım. Bu tur çağırdım bir sonraki dost birim. Çağırırsın. Aynen. Çalışması lazım. Okey. Çalışıyor. Nice. Nice. Şimdi burada Onurlu Lord'un şeyini kullanmayacağız. Daha. Gerek yok. Çünkü J4 zaten bariyerle gelecek. Bariyerini Onurlu Lord'un boşa harcamaya gerek yok. Bariyeri sonra kullanırız. Şu an tertemiz pozisyondayız. Elimizde bakkailerimiz var. 2 tane. J3'ümüz var. Baba. Abi şu Zinza'yı hala getirmediler ya. Şurada gördükçe sinirleniyorum. Okay. Oo 8. Oo. Abi destemizdeki rahatlığa bakar mısınız bu arada? Eyvallah eyvallah eyvallah. Broken card falan filan falan filan. Ataklı kral. Atlayalım şunları. Burada J4'te trade'liyor muyuz? J4'de canımız çok azalıyor ya. Fazla azalıyor, evet. Korkutucu azalıyor. Okey. Bir an düşündüm yani. Trade'lemesem okey miyiz? 7 can. Diğer tur tek yemelik bir can yani. J3 oynasak bile. Sana kırılganlık vereceğiz. Şimdi kaç manamız var? Bayağı play'imiz var şu an bu arada. Önce seni oynayalım. Önce seni bir oynayalım. Rakibin ne yapacağını görelim. Kumbatağı güzel. Kumbatağını alalım burada. Yani diğer zaten J3'üm var. Kayak zaksının bir anlamı yok. Diğer böyle saçma sapan bir şey yapmaya çalışırsa engelleriz. Bum. Bir de fermanımız var. Eyvallah. Let's go. 3 can. Şimdi neden gene bununla çekiyoruz? Sonuçta kırılganı var. Bunu rakip çekene hala harcamaya gerek yok. Vay be. Adam hala direniyor ya. Neyse en azından 9 can. Okey. Çok güzel değil mi? Jhin level up değil mi de? Vay be. Vay be. Helal olsun. Başka bir şey demiyorum. Helal olsun. Bunların oynamadı? Ne oluyoruz? Kral benim ahmak. İki hasar. Doğru, 4 hasar zaten bedavadan yiyoruz değil mi? Şeyden dolayı. Wow. Abi böyle bir maç yok. Helal olsun. Helal olsun. Biz de mi oynasak abi? Abi kaç mana yaktı adam ya. O kadar mana yaktı hala. GG. Diyecek hiçbir şey yok. Karşımızda Akşan Pantheon var abi. Akşan Pantheon niye oynarsın bu metada bilmiyorum. Ama şu güzel. Bu meta analizine de değineceğim zaten. Ya da değinmişimdir belki siz video izlediğinizde. Meta çeşitliliği güzel bir durumda abi. Meta çeşitliliği bayağı güzel bir durumda. Arazi azmanımızı tutuyoruz. Diğer her şeyi kickleyebiliriz. Fazla late game. Kumbat'a 3 tane oynadığımız için kickliyorum. Normalde bir tane ihtiyacımız olur bu matchup'ta. Çok güzel. Elimiz çok güzel. Tamam. Tamamdır. Bakkayımızı oynuyoruz. 3 mana. Bak mesela şu an Kraliyet Fermanı çok güzel bir pozisyonda. Şimdi pişman nerede alınabilir? Ama manamızı efektif kullanmak için bence Kraliyet Fermanı. Şimdi arazi azmanının güzel yanı istediğimiz zaman tetikleyebiliyoruz bu adamı. İstediğimiz zaman şu an Akşan gelirse bizim için harika olur. Komboya bakar mısın? Bak arazi azman oynayacaksın. Şimdi bunu bir Sota'da oynuyoruz. Aynen. Bunu bu şekilde oynuyoruz abi. Şimdi adam gene bir şey oynamıyor. Buramız pas. Şimdi burayı da paslayıp adama 3 mana yaktırabilirim. Okey bro. Okey. Şimdi burada play'imiz şu. Sana şey vereceğiz. Kırılganlığı veriyoruz. Net. Sana o kırılganlığı kazandı. Şimdi burada onurlu lord çağırıp hemen ataklarsan bariyerle saldıracağım. Ama şöyle bir durum var. Onu bufflayacak. Bufflarsa çok sıkıntıya girer miyiz? Girmeyiz. Sonuçta gene kırılganı var. Şunu bufflayabilirim yani mesela. Şunu artı 2 artı 2 de veririm. O zaman rakip çeker boşa gider. Okey. Direkt onurlu lordumuzu çağıralım. Let's go. Bu kart harika bir şey abi. Oynanabiliyor olması o kadar mutlu ediyor ki beni şu kartın. İlla bir şey vardır elinde bir adam. Aynen. Bayağı kötü play ama bu arada bu. Çok da bir şey yok demek ki elinde. J4'ümüz level. Nice. Çok güzel. Double Renekton'um var. Şimdi bu Renekton oynayacağız. Diğer tur merhamet savcımız var. Sonra Renekton'un diğeri büyüye döneceği için insafsız yırtıcı. Merhametsiz avcı, insafsız yırtıcı. Buna ben infazsız diyorum biliyorsunuz değil mi? Evet, zamanında çok dalga geçildim bu konuda. Sıfır problem. Reggaeton. Reggaeton. Burada avcımızı şey yapıştıracağız. Kart adı ne abi? Feza tazı sürüsü. Elleşmeyeceksin, delirirsin. Bum. Şu an bak, bu destenin güçlerine bütün kontrol bizde. Bütün board'un kontrolü bizde. Şöyle birazcık kameramızı küçültelim. Rakip çekerler bizde. Neyi çekebileceğimiz bizde. Birimlerimizi bufflayabiliyoruz. Mesela Renekton'da şunu çekeceğiz. Easy. Adam başka bir şey oynarsa mesela ona da kırılganlık verebiliriz. Her şeyi çekebiliyorum yani şu an. Okey. 8 hata çıkarıyorsun bunu. Şimdi böyle durumlarda ne yapıyorsunuz biliyor musun? Mesela adam bu kartı hayvan gibi buffla diyor. Wow ne yapacağız falan. İgnorluyorsun abi o kartı. Mesela ignore'u çakıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Bak buradan bile 15 demeyeceksin. Eyvallah bunu hayvan gibi buffladın. Tamam. Adam 2'ye 1'i de çekerim kenarda. Hiçbir şey yapmadan dur bak. Okey. Tertemiz play. Play'imiz bu değil mi? Let's go. Bir manası var, yapabileceği hiçbir şey yok. Kısa bir maç ama yani destenin mantığını ve ne yapmak istediğinizi çok güzel özetliyor. Ve bu destenin oynanabilir olması böyle çok heyecanlı anlatıyorum. Çünkü bu destenin oynanabilir olması beni çok tatmin ediyor. Bak C4 ve Renekton ilk geldiğinden beri. Bak ikisi de Shurima ile birlikte geldi. Siz görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Bak, ikisi de Yükselmişlerin İmparatorluğu ile birlikte geldi. Ve bakıyorsun tam C4'te işte rakip çeker var. Renekton'da var. İkisi de iki bölgede Demacia'ya da Shurima'ya da rakip çekme kırılganlık sinerjisi geldi. Deniyorsun olmuyor. Pertingen. Şu an çalışıyor ama. Genjo'da Alt F4'ü çaktı. Evet buffladın. Sürüyü istediğin kadar sıfır problem. Okey. Böyle maçlar tatmin ediyor. Genjo'yu da almışsın. Adam Alt F4'ü çaktığı an şimdi oyunu kaybetmesi lazım diyeceğim de geri bağlanır falan filan. Renekton abi özetledi. Renekton abi özeti yapıştırdı. Tertemiz abi. Okey. Genjo'nun süresinin bitmesini bekliyoruz. Deste fikirlerinizi de aşağıda yazın abi. Çünkü yani çok farklı bir metadayız. Bir sürü deste var metada oynayabileceğimiz. Farklı şeylere de görmek istiyorum yani. İnsanların düşündüklerini. 3, 2, 1. Boom. Bye bye. See ya. Easy. Hayatımın en kolay maçı. Let's go. Timo'ya karşı gidiyoruz abi. Çok rahat olduğumuz bir deste karşısında. Bir sürü çünkü rakip şekerimiz var, kırılganımız var, vurmamız var, kum şeyimiz var. Çok rahatız Timo'ya karşı. 1-2 biz tutuyoruz. 1 ve 2'miz duruyor. Fena değil, fena değil. Yani ekstra bakkaiye hayır demem asla. Okey. Bakkaiyle Vandal Beast abiye karşı. Timo'yu da öyle hemen oynama ama ya. Reggaeton değil mi? Başka alacağımız bir şey var mı? Yok, reggaeton. Diğer turu direkt temizleriz. Direkt seriden temizleriz Timo abi. Bunu neden her zaman çalıdaki gölge olarak oynuyorum bilmiyorum. Böyle daha güçlü oluyormuş gibi geliyor. İlginç bir psikoloji. Ama yani sanki çalıdaki gölge olarak oynayıp açınca daha iyi bir playmiş gibi geliyor. Bunun lafa bak, yaşadığı gibi öldün kokuşuk diyor. Kötü drop. Bayağı kötü drop. Bayağı kötü drop. 2 tane bakkain abi. Yani arazi az bana al. J4 alalım ya. Biraz late game düşünelim. Tamam, çok kısa vadeli düşünmeyelim. Bu bloğu yapıyor muyuz? Bence yapmıyoruz bu bloğu. Bu blok yapılacak bir blok değil. Ebediyen saklanamasın Nasus. Nasus yok abi. Bu adamlarda PTSD değil, biliyor musun? Adamın tüm karakteri, tüm hayatı Nasus'la 1v1 atmak üzerine. Başka bir kimliği yok yani. Burada ataklayacağız. Bu ilginç bir atak gibi gelebilir size. Ama yani bunu öldürmek istiyorsa bununla bloklayıp üstüne hasar atması falan lazım. Ben okeyim buna. Yani J4'ü de kasıyoruz falan. Sen geriyorsun ama beni, seni sevmiyorum. Okey. Adam ölürken bile Nasus diyor ya. Bu artık şeyin de ötesinde bir hikaye. Şu level atlatmıyor Timo'yu, o güzel. Nice. Bu bayağı güzel. Bayağı güzel bu. Yani şunu yapmaya bana play veriyor şu an. Bakkaya artık kumbata yapabilirim. Bu kart çok iyi bu arada ya. Riot'un yaptığı en iyi kart. Wow. Tamam. Şu an Kumbata for the win yani. Bu ilk başta neydi hatırlıyor musunuz? Direkt 2 birime de -2 veriyordu. Böyle bir saçmalık yoktu yani. Okey. Hiçbiri çok iyi değil bu kartların. Kumbata alabilirim gene. Elimde durması adına. 2 tane şunları oynayacağım zaten. Kumbata alalım ya. Yani şu ölmeyecek zaten. Tamam. Bir tane hayatta bıraksam mı diye falan düşünün. Biri ölmüyor zaten. Okey, karıştırdın. Hala level atlamıyor Timo. Troll. Burayı paslayabiliriz. İlginçtir. Burayı paslamak bayağı kötü olur ama paslayabiliriz. Ya da direkt 8 damage atıp kafayı kitle ya. Gelsin J4. Kitle, geç kafayı. Diğer tur bakkaya artık kumbatan geç. Çünkü burayı paslarsa, bak ben pasladım, adam da pasladı, benim için kötü olur. Adam bir şey olmaz yani. Adam yavaş bir tane mantar destesi oynuyor. Hep böyle düşünmek lazım. Eva değilsin abi sen, avasın. Ava yazıyor. Eyva değil. Türkçemizi koruyalım. Abi TDK bu arada gitmiş şeye... efsane durum. TDK gitmiş söz diye Türkiye'li diye terim eklemiş ya. Vallahi adamlar psikopat ya. Yemin ediyorum. Gitmiş Türkiye'li yazdırmış şeye. 2. bakkayı broken olacak bu arada. Şimdi böyle bir hata geliyor Genco'nun. Bu hata şöyle bir cevap vermeli miyiz? Böyle bir cevap verebiliriz bu hata. Çok sıkıntıya sokmaz beni bu. Okay. Çünkü yani bu 4 hasar yemek istemiyorum kısaca bu desteğe karşı. O kadar saçmalığın daniskası şeyler yapabiliyor ki çünkü. Seni babam mı yolladı? Evet. Arkadaş edinmişsiniz bakıyorum. Oğlum bir dakika. Şu adamı korumaya. Şu adamı korumaya. Aa bir dakika, Honor Lord burada ha. Yani şunu korumaya. Şu dayıyı mı gönderiyorsun? Dayı da fena değilmiş bu arada ha. Yine de. Okey. Of. Böyle bir... Bak diyecektim demedim biliyor musun? Diyecektim demedim. C3 çeksek ne olur diye. Gerçekten diyecektim ya. Belki barış gelir. Sus kral sus. Lagaluga yapma. Şu ablaya bak, terlemiş. Şu poza bir bak ya. Bu kadar gergin bir poz alabilir mi ya? Kılıcı çok havalı ama. Şu diz kılıcı çok havalı bir şey biliyor musun? Kılıcın dizde durması. Şu sancak herhalde. Bu sancağı mı buraya takıyor? Bilmiyorum. Uyduruyorum şu an. İşte bak. Bak saçma sapan damage geliyor. Gördün mü? Saçma sapan damage geliyor. Bundan bahsediyorum. Bak. Bak. Bak işte. Gördün mü? Bundan bahsediyorum ya. Böyle zırvalıklardan bahsediyorum işte. Bu geliyor beni. Sen kaçsın kral. Dur maçı nasıl bitirebiliyoruz? Şu atak maçı bitiriyor. Gene saçma sapan bir şey gelecek eminim. Eminim geliyor yani. Mistik falan geliyor saçma sapan işte. Yani bak bundan diyorum, o kadar canımız vardı. Bir sürü şey yaptık, adam 2 tane kartla 7 milyon damage attı bize. Eyvallah. Olur, öyle de olur. GG. GG. YouTube'dan izleyen herkese teşekkürler, bir videonun da sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ben aldım. Dediğim gibi çok uzun zamandır oynamak istediğim bir desteydi. Desteyle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olup bölümleri açıp like atabilirsiniz. Bir de katıl butonunuz var. Oradan da katılabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Çok güzel gameplay'ler, farklı şekiller gelmeye devam edecek. Hoşçakalın. Bay bay.